Günaydın arkadaşlar, günaydın diyorum bugün çünkü sizlere hafta sonu kahvaltısında hazırlayabileceğiniz 3 farklı tarif vereceğim. Neler hazırlayacağım onları öncelikle sıralayayım. Yumurtalı patates yapacağım. Rahmetli kayınvalidemden kalan bana bir tarif. Senelerdir de yapıyorum, çocuklarım da çok seviyor. Hemen burada domates kızartması yapacağım üzerine kaşarla ve çocukların en çok severek yediği ketçap ve salça soslu sosis hazırlayacağım. Hemen öncelikle patateslerimi kızartayım. Patateslerle başlayacağım. Ocağımın başına geçiyorum. Patatesleri kızartarak başlayacağım. Şöyle uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum. Patatesleri kızartmak için şöyle bir su bardağı sıvı yağını tavamın içerisine koyuyorum. 4 adet küp küp doğradığım patatesleri ısınan yağın içerisine atıyorum. Küp küpten biraz daha küçük. Yarısını önce kızartayım. Şöyle bir miktar tuz serpiyorum. Ve kızaranları başka bir tavanın içerisine alıyorum. Çok yağını süzdürmesinize gerek yok. Aynı şekilde kızartıyorum. Patatesleri kızarttım. Hemen tekrar ocağa alıyorum. Altını yakıyorum tekrardan. Şöyle 2 adet yumurtayı üzerine kırıyorum. Şöyle isteğe bağlı olarak pul biber, biraz da karabiber. Şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum artık. Patatesi kızartırken tuz attığım için şu anda tuz atmıyorum. Patatesim hazır. Hemen onu kenara alıyorum. İkinci tarifim olan sosise geçiyorum. Şöyle uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Ocağın altında yakıyorum. Bunu böyle daha derinde yapmanızı tavsiye ederim. Daha rahat yaparsınız. Şöyle çeyrek çay bardağı sıvı yağını tavamın içerisine koyuyorum. Şurada doğradığım bir 15 tane kadar sosisi küçük küçük şöyle doğradım. Onu da ekliyorum. Sosisleri şöyle 1-2 dakika kızartacağım. Kavurdum yeterli. Şöyle içerisine 1 tatlı kaşığı dolusu kekik, 1 tatlı kaşığı dolusu domates salçası ve 1 tatlı kaşığı dolusu ketçap. Şöyle küçük küçük doğradığım 1 adet domates. Rendeleyebilirsiniz de. Şöyle bir miktar da tuz. Artık bunları birkaç dakika kavuracağım. Kavrulduktan sonra şöyle bir su bardağı suyu içerisine ekliyorum. Kıvamını tamamen nasıl severseniz o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben hafif sulu hazırlıyorum. Ama isterseniz daha koyu da hazırlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bir su bardağı, bir 15 tane kadar sosis için, 10-15 tane sosis için yeterli geliyor. Bu tavamın kapağı olmadığı için şöyle uygun bir kapağı kapatıyorum. Altında kısıyorum. Bir 6-7 dakika boyunca, yani sosisler şişene kadar pişireceğim. Şöyle açayım. Bir 6 dakikadır hiç ellemiyordu. Gördüğünüz gibi sosisler şişmiş artık. Yeterli artık. Bunu da altını kapatıyorum. Hemen kaşarlı domatesime geçiyorum.
Şöyle uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tereyağını tavama alıyorum. Sıvı yağla da yapabilirsiniz ama tereyağının ayrı bir lezzeti oluyor. Yağ eridikten sonra şöyle içerisine bir diş sarımsağı rendeliyorum. Sarımsağı sevmiyorsanız bu esnada eklemeyebilirsiniz. Şöyle bir miktar kekik, bir miktar da pul biber. Şöyle 1-2 dakika kavurayım. Şöyle 2 adet büyük boy domatesi 3'e dilimledim. Tavamı diziyorum. Domatesleri kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu esnada altını yüksek açıyorum. Şöyle hafif kızaranları çeviriyorum. Çok fazla kızartmaya uğraşmayın. Bu sefer domatesleriniz dağılır. Şöyle arada domateslerin yerini oynatıyorum. Yağ bulansın diye. Arkası da birazcık kızardıktan sonra şu üzerine birer adet kaşar dilimi koyuyorum. Biraz da tuz serpiyorum. Bu tavamın kapağı olmadığı için ben şöyle uygun bir şeyle üzerine örteceğim. Altında kısa alıyorum. Hafif kaşarlar eriyene kadar pişireceğim. Artık yeterli. Altını kapatıyorum. Artık kahvaltılıklarımı şöyle servis tabağına boşaltıyorum. Öncelikle patatesi birazcık ısıttım. Tabii ki beklerken soğudu. Boşaltıyorum şöyle derin bir kabın içerisine. Şimdi domatesleri alacağım. Sosu üzerine boşaltıyorum. Kahvaltılarınız için sizlere 3 değişik seçenek sunmak istedim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.